arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz Fenerbahçe'yle kariyer modumuza. Filip Novak'tan bir bildirimimiz var. Hocam merhaba, herkesin beni oynattığınız mevki hakkında konuştuğunu biliyorum. Başarı ulaşmamız için bunu yapacağım vesaire diyor. Biz de bunun için, benim için yap bunu diyoruz. Filip Novak'ın moralini çok mutluya yükseltiyoruz. Biliyorsunuz Zolis'i almıştık. Zolis'i sol kanada koymuştuk gördüğünüz gibi. Ve mükemmel oynamıştı. Hatta bir gol atmıştık ama offside olmuştu maalesef. Bir adım öndeydi. Zolis için hemen görüşme yapıyoruz. 10.600 bakalım verebilecek miyiz? 10.600 verirsek 142 bin euromuz kalıyor. Onunla da ödeyemeyeceğimiz için şöyle bir şey düşünüyorum. 9 verelim. 9. Bir de hani 9 verelim, bir de kimi verelim? Underforlara bakıyorum. Sisse'yi verelim. Hadi kabul et. Maalesef kabul etmiyor. İlla 10.500 diyor. Satış payını kaldırıp 10 diyelim. Şimdi bunu yapacağız, risk alacağız. 10 milyon almaya çalışacağım. Ama sonra 169 bin euro ile bakalım David Luiz'i alabilecek miyiz? Bakalım. Evet, Arteta okey dedi. Şimdi de David Luiz'in yanına gidiyoruz. David Luiz çok önemli tabii ki de rolü. Bir yıllık 2 diyelim. Ne olur ne olmaz. Serbest kalma yok. Evet, 52 diyor. Gördüğünüz gibi bonusu kaldıracağız. İmza primini aşağı çekeceğiz ve 76, yani aldığı, Arsenal'de aldığı parayı vereceğiz. Bakalım tamam diyecek mi? Hadi David Luiz. Ve David Luiz Fenerbahçe'de ikinci transferimizi de gerçekleştiriyoruz. Yeni transferde David Luiz camiamıza hayırlı olsun diyorum. Çok güzel, aranan kan bulundu diyebiliriz. Evet, Lemos'un forma numarasını veriyoruz. Lemos, gerçi bir önceki maçta güzel oynamıştı, hakkını yememek lazım. Ama 12 numara Fenerbahçe'nin taraftarının numarası biliyorsunuz. 18 numarayı verelim, hayırlı olsun tekrardan. Bakalım ilk maçında neler yapabilecek David Luiz. Evet, Tiam için kiralama teklifi geldi. Hellas Verona'dan Mama Tiam. Kiralık olarak göndermeyeceğim, kabul etmiyorum, reddediyorum. Gaziantep'e geldi Fenerbahçe otobüsü. Ekranlarda Musa Mareka, 22 golü var. 39 maçta Malili Yıldız'ın. Gaziantep'ten bütün futbol severlere iyi akşamlar diliyorum. Yağmurlu bir havada sizlerle birlikteyiz. Gaziantep Fenerbahçe'yi konuk ediyor sahasında, İstanbul temsilcisini. Bakalım gülen taraf kim olacak bu maçta? Yeni bir transferi var Fenerbahçe'nin, David Luiz. Öncelisinde Gaziantep'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Günay Güvenç, defansta Olkovski, Kanabıyık, Cilobacci, Ersoy. Onun önünde Kozulç, Raşit, Maxim ve en ileride Demirle Diçko. Sol bekte de Morais oynuyor. 5-3-2 ile çıktı Gaziantep Futbol Kulübü. Fenerbahçe'nin Bertikmen'in ilk 11'i kalede Altay Bayındır. Defansla Pepe, Serdar Aziz ve Salahi. Hemen önlerinde Caner Erkin. İleriki dörtlüde soldan doğru başlayalım. Zolis, İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Ener Valencia. Ve en ileride Marega'yla Özil 3-2-3-1-2-4 ile çıktı Sarı Lacivertler. Yedekte de yeni transfer David Luiz bekliyor. İkinci yarıda Bert Dikmen ona şans verecek. Şimdiden Fenerbahçe'mize, Sarı Lacivert ruhuna, çubuklu formaya başarılar diliyorum. Vurduğun gol olsun Fenerbahçe'm. İkinci yarıya, ikinci devreye, sezonun ikinci bölümüne inşallah güzel bir başlangıç yaparız. Ve Gaziantep maçı başlattı. Olkovski. Ortaya doğru. Şimdi Kozulç, Marega girdi araya. Çok güzel aldı topu. Musa Marega, Mesut Özil çok güzel bıraktı Marega'nın önüne doğru. Marega vuruyor. 1-0. First shot, first goal. Vay Fenerbahçe diyoruz yine. Musa Marega'nın ilk vuruşunda topu ağlara yolluyor. Mesut Özil'in müthiş asisti ve Musa Marega'nın yeniden o bitiriciliğini görüyoruz. 1-0 öndeyiz Gaziantep karşısında, Gaziantep'te. Golün ismi Süper Lig'in gol kralı Musa Marega. İşte şu vuruşa bakın. O kadar sert vurdu ki kaleci ne yapacağını şaşırdı. Sadece kendini bloke etmeye çalıştı böyle. Golün ismi Musa Marega. Dakika 3, Süper Lig'deki 23. golü. Muhammed Demir. Muhammed, Zolis girdi araya, verdi Dimitrios Pelkas. İki Yunan oyuncu paslaştı. Pelkas,
Dimitrios Pelkas. Pelkas döndü Zolis'e. Zolis'ten İrfan'a. İrfan bıraktı Zolis'e. Zolis vurdu kaleci Günay. Zolis'in ilk şutu. Mesut'la korner kullanacak Fenerbahçe. Mesut açıyor. Marega vur kafayı oğlum, olmadı. Aman kaptırmayalım. Maxim ne geliyor Gaziantep. Çok şık hareketler Maxim'den. Caner'i orada bakkala yolladılar. Dicko en sağa döndü. Cilobacci şimdi Kozuluş. Marega girdi araya ama kaptırdık tekrardan. Çok iyi başladık maça. Umarım böyle de devam ederiz. Dicko, Serdar Aziz sakin olun dedi. Pelkas'tan İrfan şimdi sağa bıraktı ama o top maalesef Gaziantep'te kalıyor. Salahi ile oynadı. Salahi'den şimdi Hristos Zolis. Yunan oyuncu. Zolis çekti topu. Zolis gidiyor en ortadaki oyuncuya, Caner. Caner'den Mesut, şimdi İrfancan. Haydi İrfancan, Günay. Yine Günay kurtardı. Çok başarılı bugün Günay. Evet, Mesut Özil el olması lazım. Devam dedi hakem. Şimdi ortadaki Yunan futbolcuyla buluşturdu Pelkas. İrfan tek paslar. Marega bıraktı İrfan'ın önüne. İrfancan yine Günay. Günay çok iyi bir maç çıkarıyor. Artık son anlara girdik ilk yarıda. Kozuş'dan ortaya Maxim. Oradan Dicko. Dicko karşılayan İrfancan. Devam dedi hakem. Top Fenerbahçe'de. İrfancan kahveci. İrfan verdi pasını Marega'ya. Marega'dan Mesut'a gelir mi? Cilobacci girdi araya. Her an bitebilir ilk yarı. İlk yarı bitiyor. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. İkinci yarıda daha güçlü dönmek dileğiyle. İkinci yarıya Fenerbahçe başlıyor Gaziantep'te. Dimitrios Pelkas. Pelkas çekti topu geriye. Top hala Pelkas'ta. Ensa Lemos. Özür diliyorum, Pepeydo. Ener Valencia'dan İrfan. Şimdi Mesut Özil. Mesut çok şık hareket ama istediğini yapamadı. Mesut Özil. Caner. Oradan Mesut'a. Mesut çok güzel kaldırdı ama kana bıyık. Kalecisi Günay'a döndü. Tehlikeyi sezdi ve kalecisine döndü. Kana bıyık. Junior Moraes'ten Maxim. Maxim çok güzel hareketler. Şimdi Muhammed Demir. Muhammed ortaya oynadı. Şimdi Osama Raşit'e top. Osama Raşit. Bravo İrfan. Top şimdi Pelkas'ta. Pelkas'tan Caner. Caner'den. Evet, orada boşluk olur mu? Zolis. Hristos Zolis. Zolis gidiyor. Zolis verdi. Pelkas. Dimitrios Pelkas. Mesut çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu Mesut Özil. Yapma Mesut ya. Şimdi Muhammed Demir verdi pasını, kaçıyor ama Pepe bırakmadı orada onu. Dicko aman dikkat. Bravo Pepe. Bravo. İrfan çok güzel pas. Zolis. Zolis'ten de Musa Marega. Şimdi Mesut Özil Marega ile buluşur topu. Haydi Marega. Musa Marega gidiyor. Kaleciyle karşı karşıya. Musa Marega yine Günay. İçeriye doğru. Bir kafa gelir mi? Gelmedi. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Yeni transfer giriyor oyuna. Osama Raşit ve Vural değişikliği. Fenerbahçe'de de Pelkas'ın yerine David Luiz. Caner öndeki sola geçti. Ve David Luiz de 3-1'in o birine geçti ortaya. Defansif orta sahaya. Şimdi içeriye doğru bir vuruş. Pepe başarılı. Son 12 dakikaya girdik. Topa vuran Muhammed Demir. Dicko Salahi girdi araya. Şimdi David Luiz'den Zolis. Zolis çok uzun oynadı. Marega geçecek mi orayı? Marega geçti, helal olsun. Musa Marega açamadı. Uzaklaştıran Güney oluyor. Top çıkacak mı? Hayır dedi Caner. Zolis bıraktı David Luiz'e. David Luiz Marega'yı düşündü, olmadı. Top şimdi Gaziantep'te. Güray Vural ortaya bıraktı. Sosa. Sosa'dan Muhammed Demir. Muhammed, topayla Muhammed de. Pepe gelmişti oraya kadar. Çıktı oradan Gaziantep. Aman dikkat, aman. Dicko. 1-1. Biri yakalıyor Gaziantep. Evet, 1-1'lik beraberlik. Hızlı başladı Fenerbahçe. Gol bulması gerek sarı lacivertlilerin. Şampiyonluk umudu için. Mesut Özil.
Mesut verdi şimdi Marega'ya. Marega'dan Giroud'a. Tekrar Mesut'ta top. Mesut Özil. Mesut bekledi. David Luiz'le oynadı. David Luiz en ortaya döndü. Mert Hakan Yandaş. Mert'ten Caner Erkin'e doğru bir top. Caner şimdi içeriye doğru. Haydi Giroud olmadı. Bakalım Mesut indirebilecek mi? Penaltı! 90+1'de penaltı kazanıyoruz Fenerbahçe. Topun başında Musa Marega. Marega geliyor. Marega vuruyor! Musa Marega 90+2. 90+2 şampiyonluk umutlarımız devam ediyor. Budur fişi çektik. Oh, çok moralim bozulmuştu. Yani orada defansımız David Luiz mi Pepe mi hatırlamıyorum. Birisi kaçırdı. Adam aşırmayı bıraktı ya böyle yani. Ne diyeceğimi şaşırdım zaten. Hiçbir şey söyleyemedim biliyorsunuz. Ama işte Marega, Musa Marega. Şu güzelliğe bakın. Penaltıdan golünü kaydediyor Malili yıldızımız. Zaten maç başlar başlamaz. Hemen düdüğü çalacak hakem. Bu maçı 3 puanla kapatacağız inşallah. Gol kralımızın kaçıncı golü? 24. golü. Evet, maç 2-1 başlıyor. Hadi bitir hakem Dichko. Geriye döndü ve maç bitiyor. 2-1 kazanıyoruz. Biraz zor oldu ama güzel oldu kaleci. Günay'ı da tebrik ediyorum. Çok iyi bir maç çıkardı. Ben Bertikmen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni seviyorsanız ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı, videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. 5'te devre, 10'da biter kanalından iyi akşamlar diliyorum.